Ölüm değil, çözüm istiyorum. İHADE, KESK, HDK, ÖDP, Halk Evleri ve MK Önder'den oluşan platform düzenlediği basın açıklamasında siyasal iktidarın açlık grevine giren tutukluların taleplerini ölümler yaşanmadan değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Siyasal iktidar açlık grevcilerinin taleplerini ölümler yaşanmadan değerlendirmelidir. Cezaevlerinde 12 Eylül 2012 tarihinde başlatılan süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerinin 53. gününe girildiğini söyleyen İnsan Hakları Derneği Hata Şube Başkanı Mithat Can, platform adına yaptığı basın açıklamasında açlık grevlerinin bir intihar biçimi değil bir protesto biçimi olduğunun altını çizdi, ölümle sonuçlanabilen açlık grevinde temel amacın ölüm olmadığını belirtti. İnsan hakları savunucuları ve demokratik kamuoyunun açlık grevlerinin ölüm orucuna dönüşmesini hiçbir zaman istemediğini vurguladı. Açlık grevi bir protesto biçimidir. İntihar biçimi değildir. Bugün itibariyle yaklaşık 80 cezaevinde 600'ün üzerinde mahpusun açlık grevini sürdürdüğünü ve her hafta yeni katılımların olduğunu dile getiren Başkan Can, açlık grevi eylemine başvuran mahpusların başta sağlık hakkı olmak üzere yaşam haklarının korunması için tüm yetkililerin gerekli duyarlılığı göstermesini savunurken, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Savunucuları ve Tabip Odalarının açlık grevi yapılan cezaevlerini ziyaret etmesine izin vermelidir. Cezaevleri yönetimleri de açlık grevlerini yalnızlaştırma ve tecrit etme uygulamalarına başvurmamalı, ivedi olarak sağlıklı içme suyu, şeker ve yaşamsal önemi olan B1 vitaminini açlık grevinde olanlara vermelidir diye konuştu. İnsan Hakları Savunucuları ve Demokratik Kamuoyu hiçbir zaman açlık grevlerinin ölüm orucuna dönüşmesini istemezler. Bu nedenle açlık grevi eylemine başvuran mahpusların başta sağlık hakları olmak üzere yaşam haklarının korunması için tüm yetkililerin gerekli duyarlılığı göstermesini savunurlar. İnsan hakları savunucuları olarak bizler yeni ölümlerin yaşanmaması için hükümeti sorumlu davranmaya davet ediyoruz diyen İnsan Hakları Derneği Hata Şube Başkanı Mithat Can, siyasal iktidarın açlık grevinde olanların taleplerini ölümler yaşanmadan değerlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bugün çözüm üretilmezse yarın çok geç olacak. Biz insan hakları savunucuları, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve aydınlar olarak diyoruz ki ölüm değil çözüm istiyoruz. Acılar yaşanmasın, analar ağlamasın, insanlar ölmesin.